Şimdi kaç gün kaldı ya bizim Onur'un meşhur sayaç 33 gün. Uzun bir süre midir kısa bir süre midir? Benim için tabii çok uzun oluyor da. Ya ben senin için sormuyorum abi. insanlık için soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya da adaylar için. Şimdi hepsi için ayrı bak. Adaylar için ayrı. Seçmenler için ayrı. Hakan Bayrakçı giller için ayrı. Gazeteciler için apayrı. Gazeteciler için ayrı. Doğru. Bir de hani ahali, seçmen, seçim, seçim Aa, açısından. Seçmen için kısa, çabuk geçer. Bir tek son 5-10 gün konsantre olurlar. Ay, öyle mi? Ha konsantrasyon Abi. ne zamandır? 7 gün, 8 gün. Gerçekten. Gün kala. Evet. Peki son bir ayda kopma yavaş yavaş başlar mı? Yani millet kastediyoruz. Yani şöyle kazanması daha muhtemel adaylar etrafında bir toplanma, zayıf olan adayları Etrafından çekilme. son 15, son bir aydan 15 gün. Çünkü Peki. aralıklı anket görmeye başlarlar anketlere 15 göre. Gün bir hafta ben de rüyamda sayım yapmaya başlıyorum. Hakikaten son bir hafta adrenalin. Niye sayıyorsun Ben rüyamda her şeyi sayıklıyorum abi. Neyi sayıyorsun? Bayağı seçimi sayıklıyorum ya. Ne saçma Pe rüya bu ya? Bilmiyorum abi. Genel seçimimiz İstanbul birinci bölge ikinci. Sana ne abi? Bölge. Dört kere beni uyandırmış, ama ben de, tekrarlamıştım. Mesleki deformasyon oluyor da bu kadarını görmüyor. Gerçekten ama ben de yani. görmedim. Yol <laughs> için çok uzun bir süredir bu. 30 gün, 33 Geçmek gün. Geçmek bilmez. Bir şey soracağım. Şimdi seçmen, şöyle bir seçmen tarif edelim. Hala tam karar vermemiş bir seçmen kitlesi var mıdır? <laughs> Harika. Dedikleri Walters evet. sosyal medyada Allah. da dönen. Aynı, Hakan abi <laughs> Ya Yunus gibi telaffuz ediyor <laughs> var var. Evet, ben ama, orada yaşadım. Amerika'da yaşadım Salıncak için. seçmen mi oluyor? <laughs> ee, yani dönebilen, <laughs> kayabilen, ya seçmen. Dönebilen, i̇şte, baktı ki mesela. Şey demeyelim de, dönebilen demeyelim de tercihini değiştirebilen. <laughs> swing kelimesini bir telaffuz etsene. Swing water. <laughs> 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 swing water. <laughs> Ben öyle telaffuz edemeyeceğim için e, sivaslıcasını söyleyeyim size. Son 10 günde, 15 günde <laughs> özellikle muhafazakar ve sağ partilerde seçmen %10-15'lik bir kesim bu tarafa yönü. Özal onu gördük biz. Hmm. Erdoğan da onu görüyor. Abi yerel seçimde de Son oluyor seçimde mu? Yöne diyor. Abdülkadir yerel bu wishful thinking mi? Yani <laughs> Valla çeken gözden. faktörler var, iten faktörler. Tabii. Abi gözden. peki o yerel seçimde de hani bu böyle çeken ve iten faktörler. Ya bir dakika ya. Yere seçimde de var. Bir dakika konuyu dağıtmayın. Abi gelsene sen ya. Gel ya. Gel gözünü seveyim. Yani ya. şöyle mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade meselesi ne kadar çok Ama o işte genel seçimdi. Tamam. Var. Ama genelde Herhalde... çalışıyorum ama orada da belki bir kesim, aa işte bak bu bizim evet. kutsalımızdı diye tartışıp farklı tercihini değiştirmiş olabilir. Şimdi bu tip olaylar belki etkileyebilir. Bu ne? tip olmasa da işte yaptığı hatalar adayların. Tabii şöyle Hayır, Soru mi? şu şu anda. Hala kararsız İmamoğlu'na mı verecek oyunu yoksa Murat Kurum'a mı oy verecek bilmiyor ya da Ankara'da henüz altın mı yoksa Man Mansur Yavaş'a mı? Ya böyle bir kitle var mı hala? Bütün iller için soruyorum yani. Tercih şöyle. İmamoğlu'na mı vereyim, Murat Kurum'a mı vereyim diye değil fazla. Ama şu var. Mesela üçlük, beşlik, sek, yedilik partiler var ya. Kendi partime mi vereyim? Yoksa bana yakın olan o iki adaydan birine mi vereyim tipli bir kararsız var. Hah tamam bak o en önemli şey. Ya zaten <laughs> o. seçimin kaderini de o belirleyecek. Evet, evet evet. Bravo. Ben de öyle düşünüyorum. Yani eee. Tamam. Yani de, dem seçmeni partisine mi oy verecek yoksa kendisine yakın gördüğü adaya mı? Yeniden refah seçmeni, evet. İYİ Aynen. Parti seçmeni Tabii. adayına mı oy verecek? Oradaki durum önemli diyorsun. Yani. Mesela yeniden refah için bir şey söyleyeyim. Her yerde ciddi bir artışı var. Ama yerel seçimde son 10-15 gün <laughs> yeniden refah seçmeni o kentteki... E, hangi iki adı arasında çekişme varsa kendine yakın bulduğuna yönelebilecek bir kitlesi var. Genel seçimde yönelmez. Tamam. Genel seçimde yer refah verir. Tamam. Bu, bu, bu bunu da söylüyor. Ah, bu ne zaman başlar? Bu yönelme ne zaman başlar? Son 10-15 gün işte. bunun tamam. Bunu bir ay kala beklemeyin. Çünkü Daha... peş peşe farklı anketlere bakıyorlar. Bir de en güvendikleri 2-3 ankete bakıyorlar. Onlara baktıktan sonra bir dakika diyor. Ya şimdi ben evet partime vereceğim ama... Nasıl olsa e O sırada artıracak. evet e, şu, şu kazanacak diyor. Ha o gelmez. Ha yani bu bu bu, bu duygu var şu an o sürüyor. Ya da şey olur mu? Mesela Dem Parti'den bir milletveki tecrübeli de bir isim kaybettireceğiz diye açıklama yapıyor. Yani kazanacak diye diyelim ki Ekrem İmamoğlu kazansın diye yönelenler olabilir. Ya da kazanmasın diye yönelecekler. Kaybettirmek için yönelenler olur mu Ekrem İmamoğlu'nun rakibine? Olur ama işte bütün bunlar bir araya geldiğinde ben demin İstanbul'da 4 civarı bir oy alacağını tahmin ediyorum. Yani Kendi bu adayına. 3.8 de olabilir, 4.9 da olabilir. Kendi, kendi adayına. Kendi adayına. Kendi, Meral Danış yani kendi adayı Kendi kendi adayı 1.5 almaz. Şöyle, yani demek ki belli bir kesim Meral Danış Beştaş'a gidecek. Belli bir kesim, işte İyi Parti'nin adayı da iddialı bir isim, Burak Kavuncu'ya Gidecek yani kendi partilerinin oylarının en azından yarısını alabilecekler. E o tabii ki. Şimdi mesela Dem ve İyi parti için şunu söyleyeyim, Dem İstanbul'da 8, 9, 10 çok rahat alır. Hani 11 bile alabilir. Evet. İstanbul'da böyle potansiyeli evet. var Dem'in. Ama bu belediye seçimlerinde bu böyle işlemeyecek. Ne ölçüde işleyeceğini işte anketlerle peş peş, 10 gün arayla yapıyoruz. Şimdi yenisini de mesela yapacağım, bir haftaya çıkar veya 6-7 güne sonuç çıkar. Peşinde koştuğumuz soru şu o zaman, dem seçmeni partisine ne kadar sadakat gösterecek, İyi parti seçmeni partisine ne kadar yönelecek, yeniden refah partisine ne kadar yöne Yani Tabii. Cevabını aradığın sorular bunlar. Elbette. Ağırlık zaten 3 parti üzerine kurulu. Pardon, diğerleri için de bu geçerli. Şimdi siz bir buçuk puanlık bir partiyi, ya bir buçuk puan diyorsunuz. Ama o bir buçuktan... Tabii Bir tarafa gidecek yarım puan kaderi Ya işte. Mesela şurada şimdi bir Cumhuriyet memleket Otantik partisi yani. adayı var. Diyelim ki evet. bu adayımız bir buçuk alacaksa bundan gidecek olan oy çok önemli. Yani kalacak mı, gidecek mi? Aynen. Bu sorunun cevabı önemli. Ahmet Bey, Zafer evet. Partisi de önemli. Zafer Partisi de öyle, öyle. kesinlikle. Yani Zafer Partisi'nin oyu var. Orada evet. o, o, o Azmi Kara Mahmutoğlu'nda kalacak mı? İki büyükten birine mi gidecek? Bu Tabii. sorunun cevabını bilmiyoruz. Hadi. Aynen öyle. Hadi Zafer de şöyle ilginç bir yere oturdu. Refah söyledim, İyi Parti'yi söyledim. Şimdi Zafer Partisi bakıyorum birçok farklı illerde İstanbul'da da böyle bir iki değil artık. Hep beşinci, altıncı, yedinci, beşinci parti durumunda. Yani üç, dört, beşlerde. E şimdi bu tablo ya gelecekte bu seçimden sonra yürüyebilir ya da Olduğu yerde kalabilir. İşte Ama yerel seçimde bunun kaçı e, farklı adaylara gidecek? Burada e, düşünülmesi gereken de şu bana göre. Bazı partiler, Zafer Partisi, Yeniden Ref Refah Partisi gibi partiler Rüştü'nü ispat seçimi olarak bakıyor buraya asılıyorlar yani. yani. Evet, tamam. asılıyorlar gerçekler lüstrünü tamam. ispat ama bir etmek şey noktasında. Yok, Hiç yani. önemli değil. Orada Hiç belediye meclisi içe... şu bu alacağı adayın alacağı oy önümüzdeki süreçte çünkü artık önümüzde <laughs> 3-4 yıllık bir süreçte seçim olmayacağı en azından teknik olarak olmayacağını biliyoruz. Ve bu süreçte var olabilmeleri için oylarını en üst noktaya çıkarmak zorunda. Ama doğru. Rüşt, Rüştünü ispat etmek durumunda. Ama 3 parti içinde bunu seç... katılmam yani şöyle Aha. pardon. Ben çok, burada demek deme katılmam. ispat etmiş bir partidir Demin böyle o. bir derdi yok. Evet, o başka yok. kriterlere bakıyor. Doğru. Yeniden refahın seçmeni Aa. istese de o şekilde hareket etmez. Ya ben yeniden refah bu kategoriye koyuyorum. Bir de iyi parti da üçtürü seçmeni üçtürü de şeye bakacak. Abi belediye çalışıyor meclis çalışıyor da seçmeni öyle davranmıyor. Belediye meclis i̇şte. üyeliğinde o dediğiniz geçerli bir gösterebilir miyim? Bak. Ben şöyle bir çıkarsam yanılıyorsam lütfen düzeltin. Buyurun. Şimdi belediye meclis üyeliğinde tamam. Ama öbür türlü bir kere şurası iki yere dağılacak. İyi e Parti. İyi, e parti. i̇yi e Parti. Ama hiç oy alamayacak mı canım? Yani İyi e Parti alacak. oy vermeyecek. Aa, mi? alacak. Mesela diyelim ki İyi e Parti İstanbul'da 8. oyu 9,2. Atıyorum 3'e demir atacak. Ama değil önemli. Yani bilemediniz de önemli değil mi? Ha yani, yani 3 önemli. gidecek. önemli değil mi? Yani 3 Çok o alsa, önemli tabii. üç alsa gidecek. Yani şu, Hakan abinin dediğini doğru anladıysam. Yani son bir hafta kala. Vatan Partisi gideceği yer AK Parti'dir. Yani o kadar bileyim. nasıl emin konuşuyorsun asla ki? Gitmez. İdeoloji olarak CHP'ye yakın. Evet Abdülkadir. Hı, onu, CHP ona ideolojik. o kadar emin söyleme. İki arasında dağılır Vatan Partisi. Ama bu yani CHP yani yayın çizgisine baktığınızda CHP'ye tamam. Ama seçmeni çok eski olur. muhalif seçmendir. Tabii muhalif seçmendir. İktidara oy vermeyebilir. Ama ağırlıklı olarak Bak mesela, Baktığınızda o parametre devam tamam, mı sen devam et? Hiçbirisi. De et Saadet, <laughs> Saadet, Saadet ağırlıklı Murat Kuruma gider. Ağırlıklı yani? Ama şöyle, ben ondan emin değilim geçen o kadar. Saadet, Saadet tamam. Partisi Melik geçen seçimde Oraya Saadet Partisi aday gösterdi. Biliyorsunuz ilk turda 12 bin oy farkıyla kazandı Ekrem İmamoğlu. Saadet Partisi aday gösteremeseydi Saadet seçmen AK Parti'ye gidecekti belki kazanamayacaktı. Yani bu partiler Şu, yerde de baraj kabul oluşturuyorlar. 100 bin oy dahi alsa seçimin kaderi değişti. İstanbul'daki o ilk tamam da atladığınız Fakat bir şey var burada. Foto finish bu partilerin yani. önemli bir bölümü e, tabanı itibariyle aidiyeti yüksek partiler. Saadet Partisi. Yıllarca bir buçuk almıştır, iki almıştır, onu almıştır. Ama hep bu seçmen buraya vermiştir. Ama Ve yerde, adayı var şimdi. Yere adayı var. Evet, yani ideoloji tercihleri ideolojik. Ve güçlü bir aday. Tamam mı? Bir olay değil, yani, 0, 8 sıradan 8 bir aday demiyorum değil. Demiyorum zaten. Sıfır çekil demiyorum ama diğer büyük cümle oy varsa büyük cümle bir kalacak. Kur, abi büyük cümle kurma ya. <laughs> Gider abi yani. yani biraz böyle yumuşat. Allah Allah filan der. Yok, mesela. yok. Öyle değil mi? Hani, Gerçekten. Nereye konuşuyor. Ya, ya şimdi İyi Parti'nin dokuz alması mümkün mü? İmkansız. Ya, alırsa ne yapacaksın? Hakan Hakan abi yapacak. ya şöyle, abi dokuz mümkün mü ya? Yani? Ya benim itiraz ettiğim temel nokta şu. Sıfır nokta sıfır nokta beş dahi evet, bu seçim de önemli. Abi. abi anladım. Bu seçimi ona kimsenin bak belirleyecek. Abdülkadir mi? ona kimsenin itirazı yok. Yani 0.5 de önemli, 1 de önemli, 0.2 de önemli. Doğru. De çok önemli. bu, Bu cepte. Ha, tamam. Tamam. veri. önemli. İkinci veri yani yaşıyoruz. bu tamam. Belediye meclisinde tercih ya seçmen bak. aidiyeti yüksek parti kazanacak. Abi yerel Bu kadar basit. Yerel seçimde. Ya bu saydığım bak, partilerin de motivasyon, seçmen aidiyeti yüksek. Bak belediye meclis üyeliğinde dediğiniz o motivasyon var. Bir tane iki Sen, tane de olsa girsin saklı. der. Biz büyük ama seçiyoruz. Hayır, <laughs> hay, anladım da yani ne anlamı var şimdi buralara vermenin? Olur mu öyle? İşte. O partiler öyle <laughs> düşünmüyor. arkadaşlar. Işte. Şöyle bir dakika. Yani, e, şimdi son 10 gün kala İyi Parti, Saadet Partisi, Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi, Dem, Zafer Partisi belki muhtemelen bir parça oy kaymaları yaşanacak ama bunların sıfır olacağı anlamına gelmiyor mu? Ben yani, sıfır çekmeyecek dedim ama mesela diyelim ki şeyin ama e, onu bir de, veriye sadetten iki oy var diyelim değil mi İki yirmi diyelim tamam onu bir veriye dayan adam yarı diyor ki, yarıya gider ya bir yapsın araştırma yapsın bırak yani araştırmacının evet, Melih bir, bir hafta sonra en azından birinci ama, ne kadarı gidecek bilmiyoruz yani ama geçen yerel seçimlerde de hep öyle oldu. Yarı yarıya gidiyor. Ama bu seçim biraz daha fazla parti e, aidiyeti söz konusu olabilir. Geçen seçimler gibi bloke olmuş. Geçen seçimlerle e, mukayese etme. Geçen seçimlerle e, den aldığım verilerle bu seçimi değerlendirmek yanlış sonuç verir. Zaten geçen seçimde ittifak yapmadılar Zaten mı ya. Zaten vardı. Bir de Zaten şöyle ittifak. bir şey ittifak bütün partiler yaptılar. kendi adaylarıyla çıkıyorlar. Bir de o ve zaman hepsi Ekrem İmamoğlu üstünü ispat etme derdinde ve dolayısıyla seçmen aidiyeti yüksek olan parti seçmenini sandığa götüren parti blok çıkartır. Bence sadece onu değil geçen seçimde yani belediye seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu tanımıyordu çok fazla Doğru. kimse. Orada seçim geldi işte Hani seçimler iptal oldu olmadı meselesiyle hani çıktı meydanda konuştu işte kollarını sıvadı şimdi işte ne hakkımı yedittirim ne de yerim diye. Şimdi CHP tarihinde şunu atlamaması gerekiyor aslında birçok kişinin bu kadar e sandığa sahip çıkan kimse neredeyse olmadı CHP tarihinde. Dolayısıyla İmamoğlu Yalova'da Muharrem İnce o sınavı iyi vermişti. E ama 2018'de sandıkların üstüne oturmuştu. Oldu. Yani ondan sonra Doğru Adliye'de de Adliye'de sabahladı Muharrem İnce. Evet. Dolayısıyla bir ekrem İmamoğlu da artık tanınıyor. Seveni var, tamam. sevmeyeni var. Ben sadece parti aidiyetinin geçerli olduğunu düşünmüyorum ya. Yani mesela adam kadın diyordur ki ya CHP'ye artık hayatta oy vermem işte 2023'teki seçimlerden dolayı vesaire vesaire ama Ekrem İmamoğlu'nun ayrı bir yeri var diyen de var. Aksini söyleyen de var elbette. Yok o ona hiç itirazım yok. ama İmamoğlu'nu isim... CHP parantezine kapattığımızda zaten %25. Tabii. O paranteze kapatmıyoruz. Yani İmamoğlu bir siyasi aktör olarak var. Onun karnesini 5 yıllık yaptığı işler verilecek. O yüzden hani onu zaten ayrı bir yere koyuyorum ama diğer partilerin e, şeyi yok. Hani bir iddia hani iddia derken hani e, kazanma gibi sahada ihtimalleri çok fazla olmadığı için sahada sahada değiller belki diğer partiler. Yani Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu mesela her gün bir yerdeler. Tabii. İşte her gün bir organizasyon yani, var bir iki geçiyor. Diğer Melik, liderler Melik, o kadar sahada değil. Melik senin söylediğin doğru. Adaylar daha doğrusu. Yani haklısın söylediğinde fakat Mesela Saadet Partisi için ya da ne bileyim Dem için, Yeniden Refah için e, yani önemli. sana itiraz edilen nokta şurası. Böyle oran veremezsin diyorlar. Yani sen şimdi Saadet 2 alacaktı, Kesin 1 alacak dediğin anda itirazlar ya ben, gelir. Ben yarı yarıya gider diyorum. E i̇şte tamam yani bu belli değil. Bir, bir veriye dayanmıyor. Bir, bu hissiyat yani. Bir şurası belki kemikleşebilir. Şurası... Belki zafer Partisi teşebilir. Evet. Daha çünkü başka biraz böyle Çünkü Zafer evet, Partisi ben de oyalıyor. Şöyle doğru. Doğru. Zafer Partisi, o, partisi doğru. seçmenine bu biraz ne CHP ne AK Parti diğerlerine evet. Onlar evet. ayrı. Yani bir... Zafer daha protest oylar. Her evet. De, bu evet. Kemikleşmiş evet. gibi yani biraz iş gövde evet. gösterirse başka bir yere doğru gidiyor. E, Melik bir de dem ilgili bir nokta var. Diyecek gibi görünüyor. Yani dem parti ilgili... bir dakika. Birileri kadar birlere ikilere düşmez hiçbir. Gerçekten mi? Düşmez. Yani ne dem düşer, ne yeniden refah düşer, ne iyi parti düşer. Şimdi Demle ilgili dem.